Yahya Kemal, 22 Ocak 1948 tarihinde Şevket Rado ile yediği bir öğlen yemeği sırasında gülerek ve neşe içerisinde Fransız şairlerinin aşk maceralarını anlatmaktadır. Hayat Tarih Mecmuası'ndaki yazısında Şevket Rado, şairle aralarında geçen şu konuşmayı nakleder. Bizim şairlerimizin de aşk maceraları vardır ama hep gizlidir. Sevgililerine yazdıkları mektuplar bile ortaya çıkmaz. Sizin de herhalde aşk maceralarınız olmalıdır ama en esrarlı tarafınız olarak duruyor dedim. Yahya Kemal bu sözlerden pek keyiflendi. Bizde de vardır der gibilerinden gözleri çapkınlaştı. Henüz yemeğe başlamamıştık. Birer kadeh rakı içiyorduk. Size aşk hayatımdan bir tablo anlatayım dedi ve şöyle başladı. 1916'dan 1919'a kadar bir kadına deli gibi aşık oldum. Bu aşk tam 3 sene sürdü. Sonra 3 senede hasretini çektim. Sevgilim evli bir kadındı. Evli bir kadına aşık olmak belayı uzmağıdır. İnsan adeta polis olur. Telefon edeceksin. Acaba kocası evde mi? Sokağa çıkacaksın. Acaba kimse görür mü? Neyse ki o zaman çarşaf vardı da bu işler biraz daha kolay oluyordu. Bu kadın yazın adada oturuyordu. Ben de oradaydım. Deli divane olmuştum. Sonbaharın yarısında Nişantaşı'ndaki evini tanzim etmek için İstanbul'a inerdi. 1916 sonbaharında yine İstanbul'a iniyordu. Ben müthiş mustariptim. Artık vapuru giderken iskeleden mendiller sallamaklar, ağlamaklar hepsini yaptık. O gidinceye kadar ada dop doluydu. Gider gitmez benim için boşalıverdi. Avare dolaşır oldum. Vaat etmişti. İstanbul'dan bana telefon edecekti. Hakikaten de etti. Ben de arada bir onu görmeye İstanbul'a iniyordum. Tam o sıralarda Berlin sefiri Hakkı Paşa İstanbul'a gelecek lafı çıktı. Hakkı Paşa zendost bir adamdı. İstanbul'a geldiği zaman süvariler tertip eder, güzel güzel kadınları toplardı. Benim sevgilim de pek uzaktan Hakkı Paşa'nın akrabası oluyordu. Paşa İstanbul'a gelince yine süvariler yapacak, eğlenceler tertip edecek, benimki de oralara gidecek diye içim burkuluyordu. Hatta kendisine bu endişemi açtım. Süvarilere çağrılsa bile gitmeyeceğini temin etti. Bir akşam adada Maruf Otel'in önünde otururken yanımdaki iki kişinin Hakkı Paşa'dan bahsettiklerini duydum. İstanbul'a gelmiş. Bu akşam süvari veriyor. İstanbul'un bütün güzel kadınları davetli diyorlardı. Sevgilim de İstanbul'un güzel kadınlarından biri. Müthiş bir ıstırapla yerimden kalktım. İskeleye doğru gittim. Son vapur çoktan kalkmıştı. Sert bir lodos esiyordu. Deniz karmakarışıktı. Ne olursa olsun Maltepe'ye geçip oradan İstanbul'a gitmeye karar verdim. Sevgilim herhalde orada olacaktı. Sandalcılara başvurdum. Hastam var dedim. Pek yanaşmıyorlardı. Çok para vaat etmem üzerine biri razı oldu. Hemen sandala bindik, açıldık. Bir müddet sonra lodos büsbütün arttı. Denize çalkalanıp duruyorduk. Bir aralık sandalcı kürek çekemez oldu ve bana alenen küfretmeye başladı. Etrafımızı ölüm tehlikesi sardığı halde ben yalnız Hakkı Paşa'nın süvarisini, güzel kadınları, erkekleri ve sevgilimin de orada olduğunu düşünüyordum. Güç bela Maltepe'ye gelebildik. Dalgalar öyle bir çarpıyordu ki sahile çıkmak buraya kadar gelmekten daha tehlikeliydi. Zar zor bir hayli uğraştıktan sonra kendimi sahile attım. Sırsıklam olmuştum. Hemen Maltepe'deki kahvelere uğradım. Bir araba istedim. Yok. Yok. Bostancı'ya kadar yaya gitmeye karar verdim. Tren yoluna çıkarak koşmaya başladım. Maltepe ile Bostancı arasındaki mesafenin ne kadar uzun olduğunu o zaman fark etmişimdir. Kan ter içinde Bostancı'ya geldim. Vakit ayrı geçti. Karakola gittim. Bana araba bulunuz, hastam var dedim. Aradılar, taradılar, birini buldular. Yine bir sürü para verdim. Arabayla yola koyuldum. Kadıköy. Oradan Üsküdar. Karşıya geçtim. Doğru Nişantaşı. Sevgilimin oturduğu apartmanın kapıcısı ahbabımdı. Penceresini vurarak uyandırdım. Benimki evde mi diye sordum. Adam halime bakıp şaşırdı. Evde bu akşam çıkmadı dedi. Ne diyorsun diye bağırdım. Bütün o kat ettiğim mesafe sanki başıma yıkılmıştı. Eve kaçta geldiğini tahkik ettim. Sözüne inanmıyordum. Çık bir bak evde mi diye adamı zorladım.
Adam çarnı açar çıktı. Bir münasebetle hizmetçisine sormuş. Uyuyor demiş. Geldi haber verdi. Sanki dünyalar benim oldu. Apartmanın karşısında bir arabacının meyhanesi vardı. Orada sabaha kadar içtim. Sabahleyin doğru eve çıktım. Benim halim berbat. Toz toprak içinde olduğumu görünce şaşırdı ve hemen anladı. Sarmaş dolaş olduk. Yahya Kemal'in deli gibi aşık olduğu bu kadın, Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım'dır. Yahya Kemal'in yakın dostlarından Melek Celal Hanım, şairin birçok şiirini Celile Hanım için yazdığını belirtir ve yanılmıyorsam Vuslat şiiri de Celile Hanım için yazılmıştır der. Nazım Hikmet'in üvey oğlu Mehmet Fuat ise Yahya Kemal'in Vuslat, Telaki, Erenköy'ünde Bahar, Eski Mektup gibi şiirlerinin Celile Hanım için yazıldığı biliniyordu diye bahseder Nazım Hikmet adlı kitabında. Vuslata doyanlar, bir hazzı tükenmez gece, sanmakla zamanı görmezler ufuklarda, şafak söktü anı, gördükleri rüya ezeli bahçedir aşka. Her mevsimi bir yaz, ne esen rüzgarı başka. Bülbülden o eğlencede feryat işitilmez. Gül solmayı mehtap azalıp bitmeyi bilmez. Eğlencede feryat işitilmez. Gül solmayı mehtap azalıp bitmeyi.